31 Mayıs 2020, Robert Koch Enstitüsü son 24 saatte 286 kişinin virüse yakalandığını ve hayatını kaybeden kişi sayısının da 11 olduğunu açıkladı. Ancak hafta sonu Almanya'da açıklanan rakamlar biraz daha düşük oluyor genelde test sayısı nedeniyle. 3 grup insan var: hiçbir şey olmaz, her şey yalan diyenler, aşırı panik olanlar ve hepimiz öleceğiz diyenler. Bunlar 2 grup. Bir de geriye kalanlar. İlk 2 grupta olmak biraz zor. Stuttgart'ta polis 500 kişilik partiyi dağıttı bugün. Mesafe falan tabii hak getire. Göttingen'de bakın bir partide 35 kişi enfeksiyon kaptı. 160 kişi karantinada. Lütfen gençler, bir şey olmaz diyorsunuz ama biraz daha dikkat edelim. Yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Bitmek üzere. Federal Meclis Başkanı Schäuble, teşvik programları ile ilgili önemli olan büyük rakamlar açıklamak değil, doğru olanı yapmak dedi. Çok güzel bir söz. İklim, dijitalleşme ve inovasyon vurgusu yaptı. Bu da çok güzel. Salı günü koalisyonu oluşturan CDU, CSU ve SPD bir araya gelecek. Bir yapılandırma programı üzerinde konuşacaklar. Bunu tartışacaklar. Bakalım ne kararlar çıkacak. CSU Başkanı ve Baviera Başbakanı Markus Söder paketle ilgili bir değerlendirme yaptı öncesinde ve bir aile bonusu olması gerektiğini söyledi. Aynı şekilde otomobil alacaklar için de bir prim verilmesini istedi Söder. Böylece araba endüstrisi de biraz canlanabilecek. Yani para illa dönüp dolaşıp kartellere gidecek, başka yolu yok bu işin. Araba alana prim vereceğinize parayı vatandaşa verin doğrudan. İsteyen araba alsın, isteyen sandalye alsın, isteyen çöpe atsın, bize ne? SPD'nin çocuk bonusu önerisi de kabul edilebilecek gibi görünüyor haftaya. Herkes destekliyor çünkü. Çocuk başına 300 avro ödenmesini önermişti SPD'li bakanlar. Bu da önümüzdeki hafta netleşecek. Çok yüksek ihtimalle kabul edilecek. Türkiye'ye izne gidebilecek miyiz? En çok merak edilen konu bu şu aralar. Son durum şu şekilde. Karayolu açık görünüyor ama sorunlu. Sınırlarda belge doldurmanız lazım. Saatlerce bekleme durumunuz var. Geri çevrilme ihtimaliniz bile var. O nedenle tavsiye edilmiyor. Avrupa ülkelerinin bu seyahat uyarısını kaldıracağı 15 Haziran tarihine kadar karayoluyla da çok mecbur kalmadıkça gitmemekte, yola çıkmamakta fayda var. Buna rağmen riski göze alıp gidenlerden bazıları Türkiye'de teste tabi tutulmuşlar. Karantina uygulanmamış ve test yapılan yolculardan korona testi için para alındı mı alınmadı konusunda da muamma var. Alındı diyen var, alınmadı diyen var. Resmi açıklama yok çünkü. Keşke resmi bir açıklama yapılsa da biz de net bir şekilde aktarabilsek. Tabii yarın öbür gün bu uygulamalar da değişebilir. Karayolu konusunda bir röportaj yaptık Sıla Yolu grubunun sözcüsüyle. Bugün diğer kanalımızda yayınlandı. Açıklama ve yorum kısmına da onu koyalım. Dileyenler oradan izleyebilirler. Deniz yolu ise şu anda kapalı. Yunanistan'da 14 günlük karantina var. Oradan gelecek haberler bekleniyor bu konuda da. Evet, gelelim hava yoluna. Hava yolu firmaları biliyorsunuz aylardır bilet satıyorlar ve sürekli erteleniyor bu uçuş tarihleri. Seyahat uyarısına rağmen bilet satıyorlar. Uçuş iptal olunca da o biletlerin parasını iade etmiyorlar. Açığa alalım diyorlar. Türkiye'de çıkarılan filanca yönetmeliğe istinaden biz bu paraları ancak yasaklar kalktıktan 2 ay sonra iade edebiliriz diyorlar. Ha siz şimdi iade istiyorsanız o zaman şu kadar ceza keseceğiz diyorlar. Maalesef iktidarıyla, muhalefetiyle, tüm siyaset kurumu hem Türkiye'de hem de Almanya'da bir bütün olarak vatandaşın parasının bu şekilde alıkonulmasını seyrediyor. Bugüne kadar herhangi bir partiden, herhangi bir milletvekili çıkıp bu konuda vatandaşın hakkını savunmadı. Şimdi son duruma göre Türk Hava Yolları ve Sun Express 10 Haziran, Corendon ve Pegasus 15 Haziran tarihlerini işaret ediyorlar uçuşlara başlamak için. Daha da ertelenir mi bilemiyoruz. Bu tarihlerden itibaren bilet satıyorlar. Acenteler üzerinden yeni bir bilgi geldi bugün. Almanya'daki seyahat acentelerine bilet toptancısı şirketler şöyle bir mesaj göndermişler. 5 ülkeden Türkiye'nin 14 şehrine uçuşlar başlayacak. Buna göre bilet satabilirsiniz. Ama ne zaman belli değil. 10 ve 15 Haziran tarihlerinden itibaren bilet satılıyor ama uçuşların kesin başlayacağı tarih söylenmiyor. Bu noktada Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın kararı bekleniyor da diyebiliriz. 15 Haziran'dan itibaren 31 ülkeye uyarıyı kaldıracağını açıklamıştı Almanya. Bu listede Türkiye yoktu. Türkiye ve diğer ülkelerle ilgili kararın bu haftalarda verilmesi bekleniyor.
Peki Türk Hava Yolları'nın bu açıklanan güzergahında yer alan ülkeler ve şehirler hangileri? Bunu söylemeden hatırlatalım. Bu resmi bir açıklama değil. Acentelere bu şekilde mesaj gönderilmiş ve biletlemeler de şu anda bu doğrultuda yapılıyor. Ama değişiklikler olabilir. En doğru bilgiyi yine şirketler kendileri açıklayacaktır. Elimizdeki bilgilere göre Almanya'da Köln, Düsseldorf, Hannover, Hamburg, Münih, Stuttgart, Berlin ve Frankfurt. İsviçre'de Basel, Zürih, Cenevre, Avusturya'da Viyana, Salzburg, Hollanda'da Amsterdam, Danimarka'da Kopenhag ve İsveç'te de Stockholm şehirlerinden THY uçuş için hazırlıklarını sürdürüyor. Türkiye'de uçuş düzenlenecek 14 şehirde şunlar: Antalya, Bodrum, İzmir, Adana, Kayseri, Diyarbakır, Ankara, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Konya, Ordu, Giresun, Samsun ve Trabzon. Tabii Avrupa'daki 5 ülkenin tamamından bu havalimanlarının hepsine de uçuş yapılmayacak. Bazılarından bazılarına yapılacak. Bunlarla ilgili açıklamalar önümüzdeki günlerde netleşecektir. Bir de HES kodu bilmecesi var. Son açıklamaya göre bu kod yurt içi uçuşlarda, yani Türkiye içi uçuşlarda ve Türkiye çıkışlı yurt dışı uçuşlarda isteniyor. Sadece Türk vatandaşlarından isteniyor. TC kimlik numarası ile SMS atıyorsunuz, kod geliyor veya app indiriyorsunuz, onun üzerinden başvuru yapıyorsunuz. Kod yoksa uçağa da binemiyorsunuz. Şu anda yurt dışından Türkiye'ye uçuşlarda bunun istenmediği söyleniyor. Ama dediğim gibi her an her şeyin değiştiği günler yaşıyoruz. Uçağa binmeden bunu öğrenmenizde fayda var şirketten. Hollanda Devlet Televizyonu gizlice ibadet edilen bir camide 21 kişide virüs tespit edildiğini duyurdu. Camiye giden 77 yaşındaki bir vatandaş da hayatını kaybetti. Caminin anahtarının çok sayıda kişide olduğu ve ibadete, kurallara dikkat edilmeden gizlice devam edildiği de iddialar arasında. Elon Musk'ın şirketi SpaceX uzaya araç gönderdi biliyorsunuz. O uluslararası uzay istasyonuna ulaştı. İlk kez özel bir şirket uzaya astronot göndermiş oldu. Elon Musk bu olayı Mars'ta medeniyet kurmanın ilk adımı olarak tanımladı. Astronotlar adına da çok sevindim. Bu aralar dünyadan uzak durmakta fayda var. Ortalık karışık. ABD'de de protestolar sürüyor. Bugün Londra ve Berlin'de de dayanışma eylemleri düzenlendi ABD'deki göstericilere destek için. Yunanistan ise Türkiye sınırına bariyer örüyor. Sığınmacılar gelecek endişesiyle Yunan yetkililer Meriç kıyısına yaklaşık 200 kilometrelik bir bariyer inşa etmeye karar verdiler. Yani felsefenin, demokrasinin doğduğu toprakların insanlar gelmesin diye duvar örecek duruma düşmesi ne kadar acı, hem bizim için hem de onlar için. Evet, bugün Dünya Sigarasız Günü. Her sene sigara kaynaklı ölümlerle yaklaşık 8 milyon kişi hayatını kaybediyor. Almanya'da Berlin'de, Hamburg'da ve Geisenhausen'da 3 büyük sigara fabrikası var. Ülkede yaklaşık 18 milyon kişi de sigara içiyor. Aynı nüfusu Türkiye'de biraz daha fazla, 20 milyonun üzerinde. Türk tütünleri de dünyaca ünlüdür biliyorsunuz. Almanya'da üretilen sigaraların bile markaları Osmanlı, Selam, Bosphorus gibi koyuluyordu zamanında. Hatta Atatürk 1. Dünya Savaşı yıllarında askeri görüşmeler yapmak için Veliaht Vahdettin'le birlikte müttefik Almanya'ya gelmişti. Frankfurt yakınlarındaki Bad Kreuznach kasabasında imparatorla görüştüler genel karargahta o zaman. Gelirken hediye sigara getirmişler. Anı kitaplarında sigaraların Alman generaller ve imparator tarafından kapışıldığı yazıyor. Manisa'da Moris Sinasi Çocuk Hastanesi var. Bu tabelayı görünce çok şaşırmıştım. Araştırdım, altından bir sigara hikayesi çıktı. Musa Eskenazi, Manisalı bir Türk Musevisi. Çocukken ağır bir hastalık geçiriyor ve hastanede Sinasi adında bir doktor onu kurtarıyor. Musa bu doktoru ve hastaneyi hiçbir zaman unutmuyor. Yıllar sonra Amerika'ya göç ediyor ve yeni kimlik çıkaracağı zaman doktorun adını alıyor. Adını Moris Sinasi olarak değiştiriyor. Çok iyi bir girişimci, sigara sarma makinesini buluyor. Patentini alıyor ve Amerika'nın önde gelen şirketlerinden birini kuruyor. Sinasi Brothers Company diye Osmanlı'dan o kadar çok işçi getirip o kadar çok tütün ithal ediyor ki Sultan Abdülhamid, 2. Abdülhamid kendisini Mecidiye nişanı ile ödüllendiriyor. Moris Sinasi kısa sürede şirketini çok ciddi şekilde büyütüyor ve çok yüksek bir bedelle bir Amerikan şirketine satıyor. Bu arada bu
Morris Şinasi'nin şirketi Philip Morris değil, o karıştırılıyor. Sonra kendisini ölümden kurtaran doktoru Şinasi Bey'i ve memleketini unutmuyor. Manisa'da dönüyor, Morris Şinasi Çocuk Hastanesi'ni kuruyor. Bu iş için 1 milyon dolar para ayırıyor ve o zamanın 1 milyon dolarının değeri bugünkünün yaklaşık 20-25 katı. Yalnız çok mantıklı bir şey daha yapıyor. Hastaneyi paranın sadece 200 bin doları ile inşa ediyor. 800 bin dolarını borsaya yatırıyor ve vasiyet ediyor. Bu paradan elde edilen gelir her sene Manisa'daki hastaneye verilecek. İşte o para bugün hala düzenli olarak Manisa'daki Morris Şinasi Çocuk Hastanesi'ne ödeniyor. Belki sigaranın ender faydalarından bir tanesi de bu. Hepinize mutlu akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.